Bugün 4 Nisan günlerden Perşembe Star Ana Haber'le karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam emniyet mensuplarıyla iftar yemeğinde buluştu. Konuşmasının manşetinde Van vardı. Millet iradesine hürmetsizlik etmeyiz diye söze başladı. Sonra İl Seçim Kurulu'nun kararının ardından başlayan şiddet olayları için sert konuştu. Eşkıyalığı, vandallığı, hak arama yolu olarak görenlerin karşısında devletin çelik yumruğunu bulacağını vurguladı. 31 Mart seçim sonuçlarının kimi zaman gündeme getirilen seçim yolsuzluğu ithamlarını da boşa çıkardığını anlattı. Erdoğan'ın değindiği konular arasında 29 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul'daki yangın felaketiyle ilgili soruşturma da vardı. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır. Van'da sokakları karıştıran mazbata tartışması üzerinden önemli mesajlar verdi. Türkiye çadır devleti değildir vurgusu yaptı. Dünyanın hiçbir medeni devleti böyle bir şeye göz yummaz. Türkiye Cumhuriyeti de bir çadır devleti değildir, olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan emniyet mensuplarıyla yaptığı iftarda konuştu. Milletin iradesine ve takdirine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz. Ama Kandil'deki terör baronlarının da farklı maskeler altında baskıyla vatandaşlarımıza tekrar musallat olmalarına, şehirlerimizin huzuruna ve barışına kastetmelerine, milletin imkanlarını dağdaki teröristlere peşkeş çekmelerine, artık geçmişte kalan acıları insanımıza tekrar yaşatmalarına kesinlikle izin vermeyiz, veremeyiz. Terörle mücadelede kararlılık vurgusunu yineledi. Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz. Bunları çok yakından takip ediyoruz. Sözü 31 Mart sonuçlarına getirdi. Bu seçimler milli iradenin gücünün yanı sıra her seçim döneminde gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye hangi kökene, meşrebe, partiye mensup olursa olsun 85 milyonun tamamının ortak yuvasıdır, ortak vatanıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde 29 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul Beşiktaş'taki yangın da vardı. Facia ile ilgili 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dahil kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin de üzerine kararlılıkla gidilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünse ölüm yıldönümünde MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan'dan önce MHP lideri Devlet Bahçeli de Türkeş'in mezarındaydı. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından mezar bakır ibrikle su döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 27. yılında MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan'ı MHP genel başkan yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Filiz Kılıç karşıladı. Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Turul Türkeş'le geldiği anıt mezarda dua okudu. Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Erdoğan, ziyaretin ardından MHP'lilerle kısa bir sohbet etti. Türkeş'in anıt mezarına ilk ziyaret sabah saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bahçeli ve partililer Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Tıpkı Özgür Özel gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da ikinci kez seçilen Ekrem İmamoğlu da bugün verdiği mesajlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir yer ayırdı. Cumhurbaşkanı'ndan ısrarla randevu talep ettiğini dile getirdi. Ne zaman diler ve arzu ederse İstanbul'un geleceğini konuşmaya hazır olduğunun altını çizdi. İstanbul'un iki ilçesindeki itiraz edilen seçim sonuçlarıyla ilgili de gelişmeler var. Beykoz'da yeniden sayım kararı iptal edildi. CHP adayı Alaaddin Köseler'in belediye başkanlığı kesinleşti. Gazi Osman Paşa'da halen devam eden yeniden sayımdaysa CHP adayı yine önde.
Ne zaman diler ve arzu ederseniz İstanbul'un geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var, onu da ileteyim buradan. Değerli hemşehrilerim, sonra diyorlar randevu istedin mi istemedin. İstiyorum, bak tekrar istiyorum. Yeni mazbatamı aldığım gün istiyorum, yineliyorum. Bakalım ne olacak. Yeni döneminin ilk gününde Cumhurbaşkanı'na seslendi. İstanbul için işbirliği çağrısı yaptı. Artık şunu söyleyeyim, bizi yavaşlatmayın. Hükümete yerel ve ulusal görevler konusunda iş bölümü vatandaşımızı ilgilendiren tüm meselelerde işbirliği, dürüst ve adil rekabet öneriyorum. Birlikte çalışalım. 31 Mart seçimlerinde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'de belediye çalışanlarıyla buluştu. Makam odasında duayla göreve başladı. Afiyet içerisinde güzel bir ömür sürmeyi nasip ve müyesser eyle. İmamoğlu itirazların olduğu ilçelere de değindi. Seçim kurullarından sürecin uzatılmamasını istedi. Açık farkla kazandığımız Tuzla'da mazbatayı benim genç yol arkadaşım ve başarılı olacağına çok inandığım Eren Ali Bingöl'e niçin vermiyorsunuz? Öte yandan Beykoz'da İl Seçim Kurulu tarafından alınan yeniden sayım kararını YSK iptal etti. Böylece CHP adayı Alaaddin Köseler'in mazbat almasının önünde engel kalmadı. 879 oy farkla biten ve AK Parti'nin itirazıyla 274 bin oyun tekrar sayıldı. Gazi Osman Paşa'da ise sayım işleminin yarısından fazlası tamamlandı. Partisini sandıktan birinci çıkarmayı başaran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu bekliyor. Bayramda Erdoğan'ı kutlama için arayacağını vurguladı. Sonra sözü Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili gelişmelere getirdi. YSK'nın mazbatayı DEM adayına vererek doğru karar verdiğini bildirdi. Kayyum belediciliğine itirazımız var ifadesini kullandı. Özgür Özel, 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim için de %100 oranı vererek son derece iddialı konuştu. YSK siyasi değil hukuki bir karar verdi. Mazbatayı doğru yere verdi. Van'daki git gel sonrası mazbatanın DEM Partili adaya verilmesi kararını değerlendirdi. Bu sefer pusu kurmuşlar önden kayyum atamaya yönelik. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kaybedene belediyeyi yönettirecek. 31 Mart'ta kazandıkları seçim zaferini Halk TV'de değerlendirdi Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aramadığını söyledi ve ekledi. Şimdi biz birinci partiysek artık bu bayramda Sayın Cumhurbaşkanı aramak bana düşer, ben arayacağım. Sayın Erdoğan bizim aynı zamanda oy vermedi belki ama bizden hizmet bekleyen bir seçmen. Yeni Mahalle'yi biz yönetiyoruz. İstanbul Kısıklığı, Üsküdar'ı artık biz yönetiyoruz. Burada eskiden evinin olduğu Keçiören'i aldık. AK Parti'nin CHP'nin gerisinde kalması sonrası erken seçim iddiaları gündeme gelmiş. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli o ihtimale kapıları kapatmıştı. Erken seçimi en çok isteyecek kişi benim. Ama siyasette bir şeye dikkat ederim. Seçmeni kandırmayacaksın. O yüzden onlar istediğinde erken seçim olacak. Erken seçimden hayatta korkmayız, dünden hazırız. Kişisel fikriniz derseniz. Ben ne gün erken seçim derlerse varırım derim. 2028'de yapılması planlanan genel seçim için de iddialı konuştu CHP lideri. 5 yıl kibre kapılmazsak, ne oldum delisi olmazsak, birbirimize düşmezsek artık kazanmayı öğrendik. Hata yapmazsak %100. Ve seçim öncesi İYİ Parti ile yaşanan gerilim. CHP lideri yine zeytin dalı uzattı eski ittifak ortağına. CHP'de kavga yok. Muhalefetle de kavga etmedik. Etmeyeceğiz. Muhalefete muhalefet yapılmaz. Özgür Özel seçim zaferi sonrası ilk ziyaretini de memleketi Manisa'ya gerçekleştirdi. Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı deyim yerinde ise gitti geldi. İl Seçim Kurulu kararıyla %55 oy alan DEM Parti adayından alınarak ikinci sıradaki AK Parti adayına verilen başkanlık Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yeniden Abdullah Zeydan'ın oldu. YSK kararının ardından düne kadar protesto eylemlerine sahne olan Van sokaklarında bu kez kutlama yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu oy çokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine
karar verdi. Çok tartışılan Van seçimlerinde son kararı Yüksek Seçim Kurulu verdi. Mazbata'nın %55 oy oranı alarak ipi göğüsleyen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmedildi. Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı DEM Partili Abdullah Zeydan'ın yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına karar vermişti. Kararın ardından da Mazbata'nın seçimlerde ikinci olan AK Parti adayı Abdülahat Arvas'a verilmesi kararlaştırılmıştı. Abdülahat Arvas! Kararın ardından Van sokakları karışırken DEM Parti yönetimi İl Seçim Kurulu'nun aldığı kararı YSK'ya taşıdı. DEM Parti'nin itirazını kabul eden YSK, o çokluğuyla Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti. YSK'nın bu kararının ardından Van'da dün akşam DEM Partililer sokaktaydı. Bu kez gerginlik yerini sevince bıraktı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar DEM Partililer YSK'nın kararını kutladı. Öte yandan Van'da yaşanan olayların ardından il merkezindeki bazı sokaklar zarar görmüştü. Partililer bu sabah kendi elleriyle sokakları süpürerek tahribatı ortadan kaldırdı. Van'da gidip gelen Büyükşehir Belediye Başkanlığı yüzünden İstanbul Esenyurt karıştı. Son kararı öncesi Mazbata'nın Abdullah Zeydan'a verilmemesini protesto edenler, onlara tepki gösteren bir kişinin aracını tahrip etti. Vurdular, taş yağmuruna tuttular, kırılmadık cam bırakmadılar. Yetmedi, sürücüyü linç etmeye kalkıştılar. Van'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesini protesto eden eylemciler İstanbul Esenyurt'ta sokağa döküldü. Çöp konteynerlerini ateşe veren, barikat kurmaya çalışan gruba polis müdahale etti. Bir araç sürücüsü de yapılan taşkınlığa tepki gösterince ortalık karıştı. Arabaya tekme ve yumruk atan öfkeli grup otomobilde kırılmadık cam bırakmadı. Sürücü kurtulmak için gaza bastı. Bir iki manevrayla canını kurtarmayı başardı. Arkasından taş atanlar ve kovalayanlar oldu. İstanbul Valiliği 87'si Esenyurt'ta olmak üzere kent genelinde gösteri ve basın açıklaması girişiminde bulunan 132 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Mazbatasını alan yeni belediye başkanları görevlerine başlıyor. Devir teslim törenlerinde ilginç görüntüler kayda geçiyor. Muğla Köyceğiz Belediye Başkanı seçim öncesi verdiği sözü tuttu ve makam odasının kapısını söktü. Ankara Etimesgut'un sanatçı belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu da eller üzerinde getirilen makam koltuğuna oturdu. İlk vaadini yerine getirdi, makam odasının kapısını söktü. Muğla Köyceğiz'de belediye başkanı seçilen CHP'li Ali Erdoğan mazbatasını aldı. İlk icraatı da kampanya döneminde söz verdiği gibi makam odasının kapısını sökmek oldu. Devir teslim ve mazbata törenleri bir bir gerçekleşiyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ayşe Ünlüce, kenti 25 yıl yöneten Yılmaz Büyükerşen'den koltuğu devraldı. Çiçeği burnunda başkan, belediye binası önünde destekçilerine seslendi. Hep birleşerek, hep direnerek, hep barışarak birlikte hizmet edeceğiz bu şehre diyorum. Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisindeki Khaleesi karakterine benzerliğiyle gündeme gelen CHP'li Melek Mızrak Subaşı ise Bilecik'in ilk kadın belediye başkanı oldu. Subaşı mazbatasını aldı, sonra da kentte tur atıp halkı selamladı. Ankara'nın ilçesi Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu da bugün mazbatasını aldı. Çiçeğimizi de kabul buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Devir teslim töreninin ardından ünlü oyuncu belediye önünde kendisini bekleyen partilileri selamladı. Dostlar, oylarımızı helal ediyor muyuz? Helal olsun! Helal ediyor muyuz? Helal olsun! Başkanınız da sizi helal ediyor. Helal olsun!
Çok teşekkür ederiz efendim. Manisa Şehzadeler ilçesinin yeni belediye başkanı CHP'li Gülşah Durbay da mazbatasını alıp halka seslendi. O sırada kürsünün yanındaki annesi duygu dolu anlar yaşadı. Mersin Erdemli'de ise Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Kara mazbatasını aldı. Yanında tek yumurta ikiz de vardı. Başkanın ikizi karıştırılmamak için bir yol bulmuştu. Bu seçim süreci boyunca takım elbise giymedim, karıştırılmayayım diye. Çeşme'de belediye başkanı seçilen ünlü futbol adamı Mustafa Denizli'nin kızı CHP'li Lal Denizli de bugün görevine başladı. Muğla Datça'da ise CHP'li Gürsel Uçar makamını aynı partiden Aytaç Kurt'a teslim etti. Devir teslimde söylediği sözler tepki çekti. Ne olursa olsun belediye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partisi. O Cumhuriyet Halk Partisi bir MHP'li faşist bir insan kim olursa olsun ona başkanım demesini içime sindiremiyor. Dün son dakika olarak ekranlarınıza taşıdığımız felaketin görüntüsünde sıra. İstanbul'da 29 kişiye mezar olan gece kulübündeki yangının çıkış anı ihmaller zincirinde işte net biçimde ortaya koyuyor efendim. Bir işçinin kaynak yaparken üfleyerek başlattığı yangın tutuşan yalıtım malzemesi yüzünden saniyeler içinde her yanı kaplıyor. İlk müdahaleyi yapan kişi elindeki kovayla aleve su dökmeye çalışıyor ama nafile. Anlaşılıyor ki o noktada bir yangın tüpü yok. Açık riske rağmen yangına karşı önlem alınmamış, yangın söndürme sistemi ve havalandırma oluşturulmamış. Alevler girişi kapatınca işçiler kaçacakları diğer çıkışı da bulamamış. Bir anda tutuştu, kısa sürede her yeri sardı. 29 kişiye mezar olan gece kulübünde yangın böyle başladı. İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübündeki faciayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sahnenin koyulacağı yerde bir işçi maskesiz kaynak yapıyordu. İzolasyon malzemelerine kıvılcım sıçradı. Söndürmek isteyen işçi üfleyince o kıvılcım bir alev topuna döndü. İşlerinden bazıları yangına su bile döktü. Ancak kimse başarılı olamadı, adeta can pazarı kuruldu. Yoğun dumandan göz gözü görmüyordu. Zaten işletmedeki tek pencerede iddiaya göre yönetim odasındaydı. İşçiler ne çıkışı bulabildi ne de o pencereyi. Yani kaçabilecekleri tek bir yer bile yoktu. Labirent gibi olduğu için işçilerin şaşırmış olma olasılığı da var. Çıkış kapısını bulamadılar herhalde. Birden alevler sarınca da çıkamadılar herhalde çocuklar. Bu kadar büyük bir yere nasıl sen iki kapıyla sınırlıyorsun? Abi itfaiye abi! Arandı, arandı! İhmaller zinciri iddiaları da gündemde. İlk soru işareti kulübün ruhsatı hakkında. Sebebi ise 2018'de ruhsat yenilenirken itfaiye raporu alınmaması. Dosyadaki son itfaiye raporunun da 18 yıl öncesine ait olması. İbrahim, Şivanlar, içeride, ata içeride. Gece kulübünün uzun, dar ve basık koridoru da paylaşılan görüntülerde gözler önüne serildi. Bir yandan da yangın söndürme sistemi eksikliği, havalandırma bulunmaması ve yangın çıkış kapısıyla ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt aranıyor. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan hareketler. 2-3 tane kapısı olan bir yer, 2 kapısı kapalı, bir tane kapı açık. O bir kapıya da ulaşabilmen için en az bir 5-6 dakika yol yürümen gereken bir yer. Cinayet resmen yani. Gözaltına alınan 9 şüphelinin ifade işlemleri ise sürüyor. İfadesi alınanlardan biri de yangından kurtulmayı başaran loca mobilyalarını yapan marangoz işçisiydi. Dehşet anlarını anlatıp çalışmayan yangın tüplerinin olduğunu söyledi. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı. Ancak DJ kabininin arkasından yoğun duman yükseliyordu. O esnada elektrikler kesildi. Kaos ortamı olmaya başladı. İnsanlar bağırıyor, içeride göz gözü görmüyordu. Ben kendi çabamla koşarak tuvalete doğru gittim. Dumandan fazla etkilenmemek için de sürünerek çıkıp itfaiyeyi aradım. Aman Allah'ım.
Mersin'den korkunç bir cinayet haberi geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı evlat hastanede tedavi gören annesini hunharca katletti. Refakatçi olarak annesinin yanında bulunan hain evlat ifadesinde işlediği cinayeti hatırlamadığını söyledi. Hastane odasında annesinin boğazını ve ayak bileklerini kesti, sonra da başına ateş edip öldürdü. Evlat dehşeti Mersin'de yaşandı. 61 yaşındaki Selma Çiftçi Şubat ayında beyin ameliyatı olmuştu. Hastanede tedavisi devam ediyordu. 32 yaşındaki oğlu Murat Arslan da refakatçisiydi. İddiaya göre anaoğlun arasında tartışma çıktı. Oğlu annesinin boynunu ve ayak bileğini kesti. Arslan ruhsatsız tabancasını çekip kan içindeki annesinin başına ateş etti. Silah sesini duyan hastane görevlileri odaya koştu. Saldırganı etkisiz hale getirdi. Selma Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının naaşı morga kaldırıldı. Gözaltına alınan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen anne katili ise cinayeti hatırlamadığını iddia etti. Günün kahramanı bir kadın polis. İstanbul Sultan Gazi'de elindeki bıçakla sokakta tehditler savuran kişi o polisin şefkati ikna etti. Zihinsel engelli olduğu belirtilen zanlıyla sabırla konuştu, sonunda da ikna etmeyi başardı. Elindeki bıçağı atan zanlı bakın önce ne yaptı. Ver onu bana. Sen mi istiyorsun sana? Elinde bıçakla çevreye rahatsızlık veriyordu. Karşısına kadın polis geçti. Sarılma vaadine ikna oldu. Bıçağı atıp koşarak sarılmaya gitti. Olay İstanbul Sultan Gazi'de meydana geldi. Bir kişi sabaha karşı elinde bıçakla bağırırken fark edildi. Vatandaş ihbar edince polis olay yerine geldi. Kadın polis eli bıçaklı kişiyle mesafeyi koruyarak konuşmaya başladı. İlk isteği yüzük oldu. Ama seni mi istiyorum? Tamam, yüzük alacağız. Ama seni mi istiyorum sana? Ne? Seni mi istiyorum? Tamam, sarılırız. At, ama at o şeyi. Bir isteği daha vardı. O da sarılmaktı. Koy at şuraya koy. Şuraya atar mısın bıçağı? Atayım. At. Hep mi? At, söz hadi at. O da kabul edince bıçağı atıp kollarını da açarak polise doğru koştu. Diğer polisler de hemen devreye girdi. Karakola götürülen gencin bir gün önce ailesiyle yaşadığı evden ayrılarak kaybolduğu ortaya çıktı. Haber verilen ailesi geldi ve zihinsel engelli genci eve götürdü. 3 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş ön koltukta oyun oynarken arabaların el frenini indirdi. Babaları süratle kayan aracı durdurmak için önüne geçti. Çevredekiler de yardıma geldi. Fakat tüm çabalara rağmen durdurulamayan araç trafiğin ortasına doğru kayarken neyse ki bir mucize gerçekleşti. Fiteseydi araba, fitesi de çekmiş. Hangisi yapmış? Kafa kafaya verdiler, park halindeki aracın el frenini indirdiler. Baba tüm gücüyle durdurmaya çalıştı ancak kazaya engel olamadı. Kayan araç yola çıktı. Abla ne oldu? Vallahi anlamadık ki ne olduğunu, biz de anlamadık. İlginç kaza bugün sabah saatlerinde Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda yaşandı. Arabasını yıkatan Halit Gündüz aracını kenara park etti ve camları silmeye başladı. Aracın içinde de biri 3, diğeri 5 yaşında iki çocuğu vardı. Gündüz camları sildiği sırada araç bir anda hareket etmeye başladı. Çünkü iki kardeş önce emniyet kemerlerini çıkarmış, ardından el frenini indirmişti. Neye uğradığını şaşıran baba kayan aracı durdurmak için arkasına geçti ama nafileydi. Çocuklar mı el freni çekti? Yani. Bir şey var mı çocuklarda? Yok. İyiler değil mi? İyiler. Dönmüş sadakamız var. Çevredekiler Gündüz'e yardım etmek için koştular. İçlerinden biri aracın kapısını açıp içeriye girmeye çalıştı ama olmadı. Araç önce park halindeki servislere çarptı. Çarpmanın etkisiyle servisin şoförü yola fırladı. Ben buraya geçiyordum. Bana vurdu araç, düştüm buraya. Buradan araç geldiler, ben hiç tahmin etmedim ki. Ancak bununla da bitmedi. Kayan araç içindeki minik çocuklarla birlikte trafiğin aktığı caddeye çıktı ve bariyerlere çarparak durabildi. Yoldaki sürücülerin dikkati sayesinde kaza ucuz atlatıldı.
Siz nerede duruyordunuz? Biz durmuyorduk, biz yoldan geliyorduk. Ondan sonra siyah araba önümüze çıktı, frene bastı şoför. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan servis şoförüne müdahale edildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili tutanak tuttu. Amerikan polisi yine sorgulanıyor. Her seferinde sorgusuz sualsiz daha ilk anda ateşe başladıkları için de bir günahsızı daha öldürdüler. Dahası bu kez polis kurşunuyla sorgusuz sualsiz vurularak öldürülen kişi henüz 15 yaşında bir kız çocuğu. Onu kaçıran babasının elinden kurtuldu. Güvenli sandığı polise doğru koşarken kurşunların hedefi oldu. Passenger, get out! Passenger, get out! Get out! Come here! Kaliforniya'da polis babası tarafından kaçırılan kız çocuğunu kurtarmak için harekete geçmişti. Ama hikaye çok dramatik son buldu. Stop. 45 yaşındaki Anthony Graziano eşini öldürüp 15 yaşındaki kızı Savannah'ı kaçırdı. Polise gelen ihbarla otoyolda takip başladı. Polis helikopteri o anları saniye saniye görüntülüyordu. Takip sona erince çatışma çıktı. Baba vuruldu. Savannah yaralı babasından kurtulup canavliyle arabadan inmeyi başardı. Yere diz çöktü. Tam güvende olduğunu sandığı anda. Olay yerine gelen diğer ekipler ateş açtı. Savannah'ın polise saldırmak için koştuğunu sanmışlardı. Silahsız 15 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Deprem anı, gemide dehşet, Çin'i vuran fırtına ve jipten fırlayan sürücü. İlginç görüntülerden derlediğimiz dünya turunun başlıkları. Tayvan'ı vuran ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan 7,4 büyüklüğündeki deprem anı canlı yayınlara böyle yansıdı. Kadın spiker soğukkanlılığını koruyor ama ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Hava durumu spikeri de tahminleri bir kenara bıraktı, sıcağı sıcağına depremi anlatmaya başladı. Kamera döndüğünde sarsıntının şiddeti ortaya çıktı. Stüdyo ışıkları salıncak gibi savruluyordu. Hastanenin yeni doğan servisinde ise hemşirelerin köözleri sabit tutup bebekleri koruma çabası yansıdı kameraya. Yine Tayvan'dan görüntü. 100 yolcu taşıyan seyir halindeki feribotta yangın çıktı. Yolcular telaş içinde can yeleklerini giyip yardım gelmesini beklerken alevler güverteyi sardı. Olayda can kaybı yaşanmaması mucizeydi. Çin'in güneyinde fırtına 7 can aldı. 9 şehri etkisi altına alan rüzgar çok şiddetliydi. Bir okulda sınıfın camları kırıldı. Öğrenciler panikle duvar kenarına sığındı. Üç kişinin balkonlardan düşerek can verdiği fırtına 3000'e yakın eve de hasar verdi. Dubai sahilinde jipiyle gösteri yapmaya çalışan sürücü hakimiyetini kaybetti. Kumda kayıp takla attı. Araç taklalar atarken sürücü camdan fırladı. Sudan çıkan sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken arkadaşları teselliye koştu. Bugün bir tarih kapandı. Bugün Türk sineması için bir efsane sonsuzluğa uğurlandı. Türk sinemasına damga vuran aktörleri, aktrisleri bize kazandıran, tarihe geçen filmleri miras bırakan Türker İnanoğlu'nu, eşi Gülşen Bibikoğlu, oğlu İlker İnanoğlu, kızı Zeynep İnanoğlu ve torunu sanatçılarla birlikte sonsuzluğa uğurladı. Anılarım, yaşadıklarım, eserlerim emanetimdir sizlere. Sevgilerimle, Türker İnanoğlu. Türk sinemasının duayeni, yapımcı, prodüktör, senarist, yönetmen, birleştiren, yön çizen, yeteneği kutsayan sinemanın hafızası. Büyük usta Türker İnanoğlu için ilk tören kurucusu olduğu Tim Center'da yapıldı. Sevgili baba, eğer
Beni duyuyorsan seni çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu, oğlu İlker İnanoğlu, kızı Zeynep İnanoğlu ve torunu Mavi törende hazır bulundu. İnanoğlu'nun hazırladığı kendi hayat hikayesinin anlatıldığı Barkovizyon'la başlayan töreni damadı Cüneyt Özdemir sundu. Bir insanın en büyük eserinin yetiştirdiği insanlar olduğuna inanıyorum. Törene Hülya Koçyiğit, Zafer Ergin, Sezer İnanoğlu, Ali Sunal, Gül Sunal, Müjdat Gezen, Cem Yılmaz, Şevket Çoru, Erol Evgin, İlker Aksum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç başta olmak üzere çok sayıda ünlü katıldı. Çok sert bir babaydı, çok çok sert bir babaydı. Yani hala çocuk gibiydim karşısında. Vefat ettiği zaman bir rahatlardım, hani bir baskı kalkardı zannediyordum üstünden. Yani içimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum şu anda. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum. Zor bir hadise ama bir bahtiyarlık var. Bugün burada salonda olan herkes 6 kuşak Türker Bey'in dokunduğu, beraber bir şeyler ürettiği, hepsinin mutluluğu Türker Bey'i tanımış olmak. Heyecanı, sinema için duyduğu inanç, hep beraber hareket etmemizi sağlayan bir yapısı vardı ki o gerçekten beni çok etkilemişti. Duygusal anların yaşandığı tören sonrası cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne gelindi. Sevenleri, ailesi ve öğrencileri sinemanın duayeni Bay Sinema lakaplı Türker İnanoğlu'na son görevlerini yerine getirmek için bir araya geldi. Sinema sinemasını kaybetti yani. Türker abi benim babayarım, benim çocukluğum, gençliğim. Sesi soluğu kesildi bence bütün filmlerin. Sinemaya çok büyük emeği olan, belki de en büyük emeği geçen bir ağabeyimizdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı cenaze namazı sonrasında Türker İnanoğlu Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. İki kez burun estetiği geçirdi ama ameliyatlardan çıkan sonuç hayatını kabusa çevirdi. Düğününü bile bu yüzden erteleyen genç kadın doktorundan şikayetçi. Şikayeti değerlendiren Sağlık Bakanlığı ise doktoru kusurlu bulmadı, soruşturma için izin çıkmadı. Ameliyatlar sonrası burnunu kameralara gösteren kadın hakkını yargıda aramayı planlıyor. Dışarıya çıktığımda insanlar öcü gibi bakıyor bana maalesef. Güzelleşmek isterken hayatı kabusa döndü. İki kez ameliyat olmasına rağmen burnu bu hale geldi. Bu nedenden dolayı düğünümü ertelemek zorunda kaldım. Çalışamadım. Yani tamamıyla ışığımı söndürdüler. Gülizar Aras 25 yaşında. 2021 yılının Şubat ayında burun estetiği için bir doktorla anlaştı. Ama operasyon istediği gibi sonuçlanmadı. 6 ay sonrasında tıpta da geçer adıyla papağan buruna dönüştü. İddiaya göre doktor hatasını kabul etti. Genç kadın yeniden bıçak altına yattı. Sonuç daha da kötüydü. 2022'nin Eylül ayında son ameliyatımı gerçekleştirdim ve komple burun ucunda nekroz kaybı yaşadım. Doktor iddiaya göre 3. ameliyat için 1 milyon lira ücret istedi. Zaten artık estetik olarak geçmiyor. Plastik cerrahi olarak işlem yapılması gerekiyor. Başvurusuna rağmen Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni çıkmadı. Doktor kusurlu bulunmadı. Son sözü yargı söyleyecek. Hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkan bayram tatili yarın başlıyor. En çok Ege ve Akdeniz tercih ediliyor. Kapıda vize ile geçirecek Yunan adaları Türkleri bekliyor. Yurt dışı ve yurt içi turların yanı sıra İstanbul çıkışlı günübirlik geziler de yine bayram boyu alternatif oluşturuyor. Ücrete dair olan servisler, 7 gece boyunca oda kahvaltı konaklaması. Marmara bölgesinden çıkmayacağım ama fazla uzağa gidemem. Kızımla birlikte Ayvalık'a gitmeyi düşünüyoruz. Benim için de denizin olduğu yer güzel yani. Ben de Ege'yi seviyorum. İzmir ve çevresi, yine Bodrum, Kuşadası, Antalya'da yine Alanya, Side bölgelerindeki o bölgelerdeki otellerdeki doluluk oranları oldukça yüksek. Ege ve Akdeniz kıyıları ilk sıralarda. Yurt dışı turlara talep yüksek. Bu bayram kültür turlarına da rağbet arttı.
Bayram için yani ben şu an görmediğim için Karadağ'a gitmek istiyorum. Vizesiz Balkanlar turları oluyor. Oraya fazla talep var. Kapadokya turlarına yine yaklaşık olarak 5000 ila 6000 lira civarında kişi başı 4 gece 5 gün, 5 gece 6 gün fiyatlarıyla tatil paket tur almak mümkün. Ramazan Bayramı tatili bu yıl Arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp 12 Nisan'da sona eriyor. Vatandaşın dört gözle beklediği haber geldi. 8 Nisan pazartesi günü de eklenince hafta sonlarıyla birleşen bayram tatili 9 güne çıktı. Otellerdeki doluluk oranları da oldukça yüksek. Kıbrıs'a çok fazla talep var. Sadece TC kimlikle gidilebilen, kolaylıkla gidilebilen bir destinasyonumuz. Hal böyle olunca vatandaşın bayram tatili planları da hızlandı rezervasyonlarda. Tur şirketlerine göre en çok Ege ve Akdeniz kıyıları tercih ediliyor. Üçüncü sırada ise yurt dışı turları var. Tur alıyorum Paris Benelux turu için. Yunanistan kara turlarında yaklaşık 200 eurolardan, 250 eurolardan başlayan fiyatlarla. Yurt dışı uçaklı turlarda İtalya, İspanya veya Benelux Paris gibi turlarda şu anda fiyatlar 800-900 eurolarda 1000 eurolara kadar çıkmış durumda. İş yoğunluğu gerekçesiyle bence çok iyi oldu. Yani 9 gün boyunca tatil yapmayı düşünüyorum. Bursa, Mudanya'yı seviyorum. İstanbul çıkışlı günübirlik Bursa ve Edirne turları 700 liradan başlıyor. Gürcistan ve Batum'unda bulunduğu 5 günlük Karadeniz turu otobüsle gidilirse 9000 lira, uçaklaysa 16000 lira. 500 liraya ayakkabı, 300 liraya gömlek, 200 liraya tişört ve daha neler neler. Bayram öncesinde bayramlık alışverişi yapmak isteyenler soluğu İstanbul Avcılar'da açılan indirim çadırında alıyor. Üst bakıyoruz, alt bakıyoruz, ayakkabı. Bunları... Takım bayramlık. Tabii ki. Yani tek ayakkabıyla kurtaramayız. Aldık 3 terlik, 1. Misafirleri tabii. 30 lira. Bir de 2 tane babet alacağım. Montlar, ayakkabılar, pantolonlar, gömlekler. Eşofman altlarımız 200 liraya satışta şu an. Rengarenk istediği gibi seçebilir müşterilerimiz. Şu görmüş olduğunuz tişörtlerimiz de 150 lira. Bunlar 200 lira. İstanbul Avcılar'da Ramazan Bayramı öncesinde kurulan indirim çadırına ilgi yoğundu. Bunu mu aldınız? Evet. Kaç para verdiniz? 850 nakit. Bayrama sayılı günler kala daha ekonomik alışveriş yapmak isteyenler soluğu çadırda alıyor. Şöyle bir kombin yaptık. Bu gömleğin fiyatı 300 lira. Bu pantolonun fiyatı 450 liradan satışta. Bu ayakkabı ise 500 lira. Yani bu kombinin fiyatı toplamda 1250 liraya geliyor. Bu kombini satın alanlara ise işte bu kemer bedava. Pantolon aldım, gömlek aldım. Çadırda çeşit çeşit her zevke uygun terlikler de var. Fiyatları 30 liradan başlıyor, 150 liraya kadar uzanıyor. Hanımlar için şu babetlere de gösterelim. Bu babetlerin fiyatı da 80 lira. Alıyoruz kendimizce çok şükür. Ne mesela, ne aldınız, ne alacaksınız? Ayakkabılarını aldık, üstü başını alacağız. Yeter. Çadırı ziyaret edenler hem zevklerine hem de keselerine göre alışveriş yaptı. Beğendiniz mi tişörtü? Dış görünüşünü beğendim. Fiyat? Ben önce beğeneyim, fiyat sonraki iş. Ne kadar tişört? 350 lira. Çocuk ayakkabılarımız var burada gördüğünüz gibi. 150 TL'den başlıyor. Buradaki grubumuz 350, en fazla spor ayakkabılarda 500 TL'ye varan fiyatlarımız mevcut. Gelelim erkek ayakkabılarına. Onların fiyatları da 500 lira ile 1500 lira arasında değişiyor. Örneğin bu elimdeki ayakkabının fiyatı 500 liradan satışta. Buradaki ayakkabı ise hakiki deri olduğu için fiyatı 1500 lira. İndirim çadırı ay sonuna kadar açık kalacak. Bir telefon numarası düşünün efendim. İlk iki hanesi hariç tamamen yedilerden oluşuyor. Bu özel numara satıldı ve bir servet fiyatına satıldı. Tam 28 milyon lira. Bir özel numaraya en fazla ne kadar ödenmiş olabilir? 1000 lira falan mı? Çıkın. Çok daha fazla. Çıkın. 50? Çıkın. 100? Çıkın. 200? Çıkın. Çok çok 1 çıkın. 1 milyon? O zaman 5 milyon. Ne? Çıkın. Yani o zaman burada bir soygun var yani. Açık beni söyleyeyim ben size. Kimse tahmin ederken bile yanına yaklaşamadı. Duyanların adeta dudağı uçukladı. Çünkü bir telefon numarası yaklaşık 28 milyon liraya satıldı.
Yok ya, kimse vermez o kadar parayı. Çok zengindir. Parayı havadan kazanmıştır. Parayı veren kişinin eğer kat trilyonları varsa onun gözünde hiçbir şeydir. Dubai'de adeta paranın konuştuğu bir açık artırma düzenlendi. Tek bir sayıdan oluşan telefon numarasına sahip olmak için herkes birbiriyle yarıştı ve o telefon numarası 3 milyon 200 bin dirhemden satıldı. 7 tane 7 rakamının yan yana geldiği o çok basit ama akılda kalacak telefon numarasının bedeli Türk lirası hesabıyla tam 27 milyon 832 bin 169 lira. Kafayı yemiş o zaman. Telefon numarası 28 milyon lira eder mi sizce? Etmez tabii ki. Ne özelliği varmış peki? Bu kadar para ödenir mi? Asla. Kendim için bir numara aldım zamanında. Ben Trabzonluyum. Sonunun 61 olmasını istedim. Ne kadar ödediniz? O zamanın parasıyla 200 TL gibi bir şeydi. Türkiye'de bir cep telefonu numarası satın almak için en fazla ödenen tutar 50 bin lira civarındaydı. Yani Dubai'deki o bedel Türkiye'dekinin 560 katı. 28 milyonunuz olsa numara mı alırsınız, başka bir şey mi? Kesinlikle başka bir şey alırım. Gayrimenkul alırım veya ihtiyacı olanlara belli ölçüde yardım ederim. Güzel bir araba alır binerim abi. Ne yapacağım telefonu? Zaten bu cebimdeki de konuşuyor ya. Bir de diyelim bu numarayı aldınız, yarın değiştirmeniz gerekti. Yani, 28 milyon boşa mı? Boşa gidecek. Onun için hiçbir şeydir ama bizim için çok maalesef. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın da her şeyden haberiniz olsun diye saat 18.15'te Star Ana Haber'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.